Evet arkadaşlar, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben hemen şimdi dışarıdan geldim, bir kahvemi yapacağım. Hüseyin de birazdan gelir. Birazdan dedim, bir saate yakın. Ne yapıyorsunuz? Özlediniz mi beni? Ben de sizi özledim. Şimdi bu Hüseyin'im. Ben şimdi arkadaşlar Şekir Ağa'da görüldüğü üzere katmer ilk defa yapacağım. Hiç denemedim. Hiç şaşırmayın. Hamur işlerine bu kadar sıkı fıkıyım ama vallahi hiç katmeri denemedim. Hakkı geçenlerde tutturdu. Katmer. Katmeri de yedi Meleğe ablasından. O da kıyamadı ona. Bugün herhalde bir işlerim de vardı benim. Onun istediği şey, anlamıyorum. Balat'ta bayağı bir yağlıyorlar. Ondan sonra pide gibi böyle kalın yapıp çizgi çizgi üstleri, ya onu arıyor, onu bekliyor. Katmer olarak. Şu benim. Mirek'te de değil, baklavayı hakkı için yapmıştım, çocuklar için. Orada da yoktu, bulunmuyordu. Hadi nişastayı da huylanıyordum vallahi, böyle içim gıcır gıcır ediyordu. Onların şeyini bir de bir güzel olmuştu, ilk acemi böyle baklavası. Şimdi dur bakayım, deniyorum. İyi olacak bir şeyler de, o istediği gibi olacak mı? Okuldan aradılar, okula gittim. İrem'ler geç gitmiş okula bugün. Öğretmen aradı. Biz de İrem'in arkadaşının annesi, bir de ben gittik. İrem'in demesi bakkala gitmişler. Erik ağacına burada arkada. Yemişler erik ağacına, dalmışlar. Daha doğrusu yemişler ne yani? Dalmak yani. Saati de fark etmemişler, geç kalmışlar. Ondan sonra korkmuşlar bunu da söylemeye. Eve gittik, eve uğradık demişler. E tabii ben de dedim öyle bir şey yok. Bu sefer ben de işkillendim. Öğretmen de işkillendi. Gittim okula. Bereket yanlış katakullilik bir şey duymadım. Ama bu da olmadı. Bu da olmadı. Yarın gidecek. Neyse onu söyleyeceksin. Erik daldınsa. Erik daldık. Geç kaldık. Saati fark etmedik. Tutanak mı verdi? Tutanak verdi. Bekle. Bana gelecekse korkma. Yeter ki o sebeplerden olsun zaten. Olacaksa. Yani onlar tutanağı şey zannediyorlar. Okuldan atılma gibi. Bir hırsızlık olmadığı sürece. Erkek mi erkek öyle şeyler girmediği sürece. Okuldan atılmaya dedim sebep değil bunlar. Ama yalan başlı başına bir sebep. Neyse verirsin Kerem. Tabii ben bu hamurları yaptım. Onları da bereket dolaba koydum. Ondan sonra bir de ben dedim börek yaparım. Kuru fasulye yaptım bugün. Sabahtan erken kalktım vallahi. Hiç şey yapmadım. Zaten erken kalkıyorum da şey yapmıyorum. İşlere girişmiyorum hemen sabahın körü. Işık oynuyor herhalde. Şimdi pirincimi ıslayacağım. Yemeği katıpladım. Yemek hazır. Börek hamurları ne kadar beklerse beklesin, hatta bir gün önceden millet hamuru yoğuruyor arkadaşlar, koyuyor mesela dolaba. Hem de daha güzel açılıyor. Şimdi ben katmeri halledeceğim. Hüseyin geldiğinde de çayı koyarım. Yemekten önce hatta şey yaparız ama. Zaten erken yedim mi geç acıkıyorlar onlar gene. Biraz geç atıyoruz biz. Evet arkadaşlar, tabi bunları derken başa koyduğum, tutturduğum videoyu. Orada ben ses bombası açmıştım, müzik. Evlerim dönüyor önce. Shorts videosu da attım ama Shorts videosu arkadaşlar devre dışı, kendiliğinden kalmış yorumlar. Zaten nerede bu cins şeyler beni bulur. Çocuklara özel değil. Çocuklara özel olduğu vakit bir de şarkının asıl sahibi, yani telif hakkı sahibi kısıtlamalarda bulunursa,
yorumlar devre dışı oluyor. Çünkü ben baktım YouTube geri bildirimlere. Öyle bir şey herhalde müzikle, ama benim bir canlım da devre dışı olmuş yorumlar. Orada da müzik yok ona bakarsan. Neyse, onu da bir YouTube'un müşteri hizmetlerine sorarız. Bıktılar benden artık. Beni komple herhalde onlar atacak. Benim 28'inde doğum günüm. Arkadaşlar kendi aralarında anlaşmışlar. Tabii bunun gelişini gidişini ayarlayamazlar. Erken gelmiş. Doğum günüm için hediye almışlar bana, sağ olsunlar. Umutların devamı da geliyor sanırım. Onu da Melih abla onu ayrı olarak almış bize. Dedi o dedi biz dedi kendi aramızda kararlaştırıp. Shorts videosu da arkadaşlar 60 saniye olduğu için kağıdı ne okuyabildim ne bir de aslında tam ekran göstermiştim ama okunmadı. Aslında ilk önce kağıtları okuyorum ben. Ama süre yeterli olmayacak. Bir dakika yaşayacak ya da ben kestim, farkındaysanız. Şarkı sözleri bir yerde kesiliyor, bir yerde başlıyor. Şunlar var ya şunlar. Balat'ta gelen böyle notlar da. Diyorum ya hala benim defterimin arasında. Bunları da ekleyeceğim. Okuyayım size. Hayatı yenecek kadar güçlü, hayattan istediklerini alacak kadar umutlu. Umudunu yitirmeyecek kadar inançlı, mutlu ve sevgi dolu günler senin olsun. İyi ki doğdun Elif'imiz. Şu Elif'imiz de yani. Melih ablacığım, Deryacığım, Derincim, Gülsümcüm ve Burcucuğum. Biliyorsunuz bizim Serhat canımız artık öğrendiniz Burcu. Çok da güzel bir hediye seçmişler. Bunun böyle sarı olması benim için gerçekten hiç önemi yok. Tamamen imitasyon da olabilirdi. Ama şu olay, şu var ya şu ay yıldız. Biliyorum zaten bunu özellikle Sicat'a Türkçe. Ay canım benim, teşekkür ederim. Bu da ne burada? Bu da Melih ablanı hatırlarsanız bana müreffede aldığı yılbaşında o yüzük. Pırlantamı kendim aldım, kendim taktım diyemiyorum ama olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gerçi tak dediler boynunda dursun. Şimdi zaten bunun yakası kapalı olduğu için şey yapmayacağım. Dur şimdi kalsın kutuda. Takacağım ama tabii ki. Arada takarım dedim de şey yaptılar bana. Biraz atarlandılar. Niye arada takacaksın özel günlerde? Hep boynunda görelim. Benim için kopar mopar kopmaz diyorlar. Çok teşekkür ediyorum gerçekten düşünceniz için. Zaten yazdım ben de onlara. Onlar da bana yazdı böyle bir güzel. İyi ki tanımışım. Özelde yazdığım şeyi yine buradan da sadece bir cümle olarak söyleyeyim. Bu bazen, hatta çoğu zaman pisleşen YouTube'da tanıdığım gerçekten en temiz insanlarsınız. İyi ki de tanımışım. Ben de sizi iyi ki tanımışım. Gerçekten. İyi ki de bu bağ aramızda oluşmuş. Hediye değil de çok iyi biliyorsunuz ki tabii ki de beni sevmeyenler, antipati duyanlar inanmayacaklar buna ama onlar beni çok iyi biliyor. Sadece bu kart gelseydi benim için zaten kafiydi. Teşekkür ediyorum tekrardan. Anne sen misin? Benim de. Gel gel, YouTube'lara geri döndüm anne. Ne? YouTube'lara geri döndüm. Sevindin mi? Ha. He? Neden? Aa neden diyor. Niye yapmayayım mı şeyi video YouTube? Baksana. He? O iki kere falan boğazımın yanında kaldı. Boşaltıp duruyor beni. He? Bir yudum ekmek versene kenarından, kuru ama. Kuru. Yumuşak, yumuşak verme kenarından ama. Neden diyorsun ağabeyini döndün diye? Büyük verme çocuğum. He? Büyük vermemem bir yok mu? Söyledim. Anne. He? Ne diyorsun gelime döndün YouTube'a? Konuştuğum için mi? Öldüreceğim Ne konuştun ya? ben. Öldüreceğim. Ah, iyi konuştun ama. At çok az da. Bu ne lan? Büyük. Ay, yok. Küçük küçük. Kendine ne ver dedim be kızım. İki üç ekmek al. Ver. İçine al. Bu da yürü çok başıma ya. Televizyon. Sonra cevabı alacağım.
şimdi annemi demiyorum. Aa niye diyor. Eğlen eğlen Elif, eğlen. Ben ne zaman yapacağım o katmerleri? Daha pazıyı yıkayıp pazıyı doğrayacağım. Börek yapacağım da. Börek çok önemli değil. Zaten yemeğim var ya. Ve akşamdan yapıp sabah kalınca çok güzel oluyor börek ya. Böyle daha böyle yumuşak. Bir de fazla sıcak da sevmiyorum ben böreği. Neyse konuşmayı keseyim. Ben devam edeyim arkadaşlar. Bunlar şimdi bayağı bekledi iyi. Yalnız ben bunları tavada yapmak istemiyorum ya. Fırına atıyorlar ya. Ben fırında yapmak istiyorum. Tabii biraz ne kadar çıkar iki tepsi şey yapar herhalde. Ben şimdi tereyağı eriteyim arkadaşlar. Aslında ben gördüğüm videolarda pek video bakmayı da sevmiyorum ben böyle yemek tarifleri falan. Gerçi izleyip izleyip sonra kendim uydurmasyon bir şey de yapıyorum. Çok güzel şey olmuş. Bayağı da tereyağı şey yaptığım için hatta kaşığın tersini de sürdüm fırçayla değil. Görüyorum ben çünkü videodan da fark ediliyor. Az geliyor. Şimdi bunu doladım ya arkadaşlar açma gibi burkarak. Bir de bunu tekrardan açıp tekrar yağ sürüp böyle şerit halinde kesip dolayıp tekrar yapıyorlar ama aman gerek yok o kadar. Bunun içinde de tereyağı var. Acaba sürsem mi ya? Bayağı da var ama bayağı sürdüm. Bence ben bunu açayım merdane ile. Dur bakayım nasıl olacak. Böyle yapa yapa öğreneceğiz işte yapa yapa. Vallahi hiç yapmadım şey. Kolay türlü katmer de var. Ay Sivas katmeri de yapıyorlar çok güzel. Ay 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 çok güzel onlar da. Dur şimdi normal katmer halledik. Sivas'ı kala. Dörtlüğüm valla ay kafama vurdu şu şey. Kafein. Evet arkadaşlar dur. Yine. Şimdi birinci de ıslamadık daha bak. Bak bir okula gittim neler oldu bak. Bütün şapkın kaydı. Şimdi kağıdı da yok bir sana. Evet. Ben şimdi böyle bir kısa kısa atayım. Ayağımız alışsın. Sizin de ayağınız alışsın. Benim de elim alışsın çekmeye. Ondan sonra uzuyor işte. Bu sefer bana da zor oluyor edit yapmak. Değil mi? Kısa kısa attım ya. İşte sonra gideriz beraber. Çamaşır seansı yaparız. Tabii çamaşır kaplama seansı. Asma seansı, toplama seansı. Evde o kadar çok seans var ki yapılacak. Aklınız şaşar. Şimdi yapışır bence buraya. Ben azıcık bulmasak mı acaba? He? Şöyle mintik. Uf. O hakkı olabilir bu arada. Hakkı da bir kaza geçirdi. Canlı yayını izlemeyenler. Dur bakayım kim beni. Kim o? Kim o? Çok kibarsın bir anasının oğlu. Canlı yayın yaparken kalkı buradan bu bahçede top oynuyor. Sen hem konuşayım hem top oynuyor. Top oynayıp duvara şeyinde topu kaçıyor. Benim sivri zekalı oğlum top kurtarıcısı. Tabii kendini feda eder. Duvarın üstünde demir şeyi var. Demir, tel de demeyeceğim. Tel de değil yani demir böyle aralıklı, bir tık kareli. Ucu da böyle sivri sivri işte demirler bırakmışlar. Sen oradan atlarken şu koltuk altına o şey gir. Ucu demire, deli. E orada da asılı kalma. Gel. Ne oldu? Bilmiyorum nereye koydum. Dedim ya oraya koyma diye. Nereye koydum? Altında çantaman. Bakmıyorsun ki evladım. Gel kolunu göstereyim nerede. Şey olmuş. Bak bir de elektrik bantından bantladı Hüseyin. Bak bir de ameliyat bantı da var. Burada da var. Durmuyor. Durmuyor. Bak yine dışarı gidiyor. Ne istiyorsun? Yiyecek bir şey. Yiyecek bir şey? Evet. Sen nereden geliyorsun?
He, elma. Şimdi kalpleri koyacağım arka tarafına. Yok yok. Hala top mu diyorsun yavrum? Hala top mu diyorsun evladım? Anneciğim benim. Yavrum benim. Kapıyı kapat. Buraya buraya. Allah'ım sana geliyorum ya. Hayır. Sakın. Sakın yavrum. Görüyorsunuz mu? Hala top diyor. Dün değil, evvelsi akşama götürdük hastaneye. Koltuk altında. Canlı yayındayım. Alıştım demeye de videodayım. Beni bağırtma yavrum. Kapı zor kapanıyor. O yüzden mecbur çarpacak öyle. Neyse. 7 tane dikişi car 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 diktiler. Bir baktım ki evde peçeteyi dayadım. Hüseyin aldı getirdi aşağıdan onu. Ağlama krizi. Çünkü dedim canı yandı bunun. Anladım, canı yanmasa o kadar ağlamaz. Şey yaparken neymiş bu kalplerin de derdi. Ay kız azıcık şey yapmam lazım onu. Bak yapışacak yoksa. Şöyle dokundursak yeter. Ay şimdi yağ sürmeden mi vereceğiz bunu ya? Azıcık yağlarız be. Değil mi? Evet ben yağlarım onu biraz. Ellerinin önünce birazdan ince atayım. Tamam yeter bu kadar. Bence böyle pideden biraz kalın değil mi? Çizik atacağız şimdi ona. Çizeceğiz. Şöyle bir koyayım. Bu 4 tane anam kız fırına koyarsak da kaç tepsi girecek bu da? Neyse dur. Arkadaşlar etinin içinden bildiğiniz pirinç pirinç yağları gözüküyor Hakkı'nın. Dedim haydi hadi hastaneye. Bindik atladık gittik şeye. Taksiyle hastaneye bırak kapatma hastanesini. Direkt acile gittik. Bir de ne duyalım? Tam dikiş atacakken doktor dedi ki hastanemizde dedi, sağlık ocağı değil hastanemizde dedi, tetanoz aşısı yok dedi. Ben de çocuklara okulda izin vermediğim için aşılara bir bakan olmuştu arkadaşlar. Çocuk felç geçirmişti. Yanlış aşı vurulumundan dolayı ama artık öyle söylüyorlar. Efendime söyleyeyim tarihi geçmiş diyorlar. Artık o kadar da zaten detaylı bilgi vermezler biliyorsunuz insanlara ne olduğunla alakalı. Ama çocuğa olan oldu tabii. Haliyle bizim de gözümüz korktu. Biz dedik ki sağlık ocağından takibini yaparız yapılmasın. Bana doğru da soruyorlar. Ben de e-nabızını Hakkı'nın indirmedik ne Hüseyin'de ne bende açıkçası. Değil mi? Niye indirmezsin? Aklımıza da hiç gelmedi şimdiye kadar. Olsaydı bak şimdi bir dedenin yapıldıysa dedim. 5 sene ömrü var. Hakkı'yı sağlık ocağına götürdüm dedim. Ateşliydi. Bir karma aşısı daha vardı yapılacak dedim. Acaba tetanozla birlikte miydi o dedim. Bunu hatırlayamadım orada. Neyse arkadaşlar olmadığından dolayı bizi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sanki böbrek nakli. Allah'ım yarabbim. Taksiye bin git. Oraya. Orada da doktorlar diyor ki hiç boşu boşuna sizi diyor bırak. Bak yani. Bak, oradaki doktor buradakileri eleştiriyor. Hüseyin arıyor. İşte o da dedi ki sizi valla boşu boşuna dedi şey yapmışlar. Yani orada dedi dikiş atabilirlerdi. Belki de yarın da sağlık ocağında tetanoz vurdurabilirlerdi diye. Neyse artık ne olacak? Gitmişiz oraya. Abo Hakkı kudurdu ağlıyor tabii. O yine ilk başta uyuşturacağı vakit şarjım olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Ben sizinle aynı bıraktığınız gibiyim arkadaşlar. Aynı Eylül Berberoğlu kaldığı yerden devam ki. Bu benim şarj olayım. Bak aynı Elif'i izliyoruz. Şimdi kim ne sırıtıyorsunuz bana değil mi? Nasıl yapıyor, nasıl yapıyor diye görüyor musunuz sanki? Evet. İşte bir de gibi yapıyoruz kalınlığını.
Böyle çok da ince olmasın. İnşallah tavuğu biraz da kabarır yani tereyağından değil mi? Sonuçta mayasız sütten yaptım ama. Sade süt. Sade yarım bardak şey var. Ben o tereyağı da süreceğim. Güzel olsun. Emirinin ömrü boyunca. Takalım şarkıya. Bakalım nasıl olacak kız. Yer olursa yandı buralar. Ben bunları yaparım katmerleri. Buzluğa da atıyorlar mı bunu? Buzluğa böyle pişirmeden atınca olur mu acaba yine? Fırına koydum mu kat kat? Derya atıyor. Bizim Derya. Derya oyuncak atölyesi var ya. 3 tane dördüncüyü bile zor alır. Öteki tepsiye bir şey yapayım da var. İkili tepsi koyayım. Tek tek onu bekleme yazı gerektire. Bakayım. Tabii baksana 3 tane tepsi şey çıkar burada. Hadi tavada da deneriz de. Fırında daha güzel beğendim ben pişme şeyini. Görüntü şeyi olarak böyle daha yağlı yağlı üstü gevrek olması. Tavada pek şey yapmadım. Haz etmedim. Evet. 15 gün dikişler kalacakmış. 3 günde rapor aldım. Herhalde ayıya yarınımız var. Zaten 23 Nisan'da tatildi. Ondan önce de ne oldu? Bir yayına katıldık. Çocukları da geç kaldım formalarını koymaya, asmaya. Ondan sonra sabah sondan da okula gitmediler. Ay evet, almadı bu bir ya. Öf. Ne yaparsın şimdi? Öf. Halledeceğiz. Ama yumuşadı bunlar beklerken. Bence bunları yapana kadar ne olur? Bence bunları ben koyayım hemen dur şimdi dolaba. Bunlar da yumuşamasın. Bundan sonra cevizi tereyağı ısıtalım. Üstüne biraz fırçalayalım. Bugün böyle işte arkadaşlar. Geçen gün hastanelerde, bugün de erken kalktım ama şimdi İrem'in arkadaşının annesiyle de görüştüm ben. O da benimle görüştü. Tanıştı, değil konuştuk. İşte yani. Sen kızım hakkında kızım bir şey söylüyor mu falan. Bir şey duyuyor mu? O diyor işte sen bil. Evet. Ondan sonra bir süre böyle görüştürmemeye karar verdik dışarıda. İkimizin de ortak kararı. Neden derseniz, şimdi dersimiz böyle sinek ufak mide bulandırır. Tamam, yere gitmiş olabilirler, yemiş olabilirler. Ama bunların da bir yaptırımı olacak, bedeli olacak değil mi? Ya gidip söyleyeceklerdi öğretmene böyle böyle doğuyor. Ha korktular söylemediler, bundan da bir şey çıkarırlar kendilerine, pay ders çıkarırlar. Bir daha söylerler, doğruyu. Bu da onların bedeli olur. Ya. Evet. Şimdi. Ben şimdi fırını ısıttım. Tereyağını eriteceğim. Bunları fırına koydum mu pirinci ısırayım. Ben ondan sonra kalanlara devam edeyim arkadaşlar. Bir ara veririm. Hüseyin gelecek zaten. Daha puzzle'ları doğrayacağım. Börek için. Onları da aradan çıkarayım. Ya yemek yedim mi? Çünkü ben kendim biliyorum. Hatta fasulye yemeden katmerli yersem girişeceğim böyle. Yemek yersem benim mesai biter. Hiçbir iş yapmam. Bir de fazla yersem arkadaşlarla da diyete girecekti kız ben. Herhalde tabii çenem. Eskiden de hiç konuşkan değildim ya.
Ki şimdi bir de birlikte anlatacaklarımız. Diyete girecektik. Bu retro olayı çıkmış ya. Bizi de bu işte yağmurlu fırtınalı olaylar aldı arkadaşlar. Hatta gerçekten ciddi ciddi çıkacaktık sabahın körü. Dedim hatta 7-7.30 gibi çıkalım. Hadi yarım saat ayılma şeyimiz olsun kahvelerle. Ama görüntülü arayacağız birbirimizi. Şimdi tabii birimiz tabii yürüyüşe gittik diyebilir. O anda yatak keyfi yapıyor olabiliriz değil mi? Yani Derya Gülsüm ben. Sonra dedim tartılırız dedim eczanede. Kilolarımızı da çekeceğiz. Ondan sonra asacağız. Göstereceğiz kendimizi bir de buzdolabına falan koyacağım. Yani böyle tarih her hafta şey yapacağız tartılacağız. Çünkü niye? O da birbirimizi ıslandırmak için. Hoş gerçi birbirimizde işte böyle bir kıskançlık zaten şeyimiz yok birbirimize ama olsun listeyi yapacağız birbirimize. Ben onlara yapacağım. Aha bakın diyeceğim sizden diyeceğim 2 kilo fazla vermişim. Gördünüz mü siz verememişsiniz falan. Demek yiyorsunuz falan diyeceğim. Ya da onlar bana diyecek. Böyle belki de hırs yapacağız. Şöyle 1 kilo vermiş 2 kilo biz de işte daha fazla verelim ya da onun kadar verelim diye. Ondan sonra dedi, görüntülü konuşuruz. Yürüyüş yaparken hem dedim vakit geçer falan. Tamam anlaştık ama Derya köpeklere söyledi işte sabah köpekler var diye benim hiç aklıma gelmedi. Burada da dolu köpek var. Hem de nasıl? Hem de nasıl köpekler? Sürüyle o itfaiyenin orada var ya. Bir tane köpek görüyorlar karşıda. Oradan bir tane aradan çıkıyor köpek avlayarak o arkasından sürü geliyor. Sürü. Anam bir de yürüyeceğim yer böyle. Piknik falan yapıyorlar bir çamlık gibi ama yürüyüş yolu da var oradan ama orada daha çok köpek olur ya. Sonra bir taraftan dedim iyi hadi yani koşalayacaklar bizi dedim. Bir daha koşamıyoruz zaten biz. Ben dedim koşarsam dördüncü adımda tıkanırım. Koşamam ama köpekler dedim koşturur bizi işte o can abi değil mi? Derya'yı dedim ip bağlarsın dedim belini köpeği dedim. Önden koşar bari sen dedim arkasından artık o mu diyor beni koştur ben de. Neyse. Bunda böyle kısa şey. Ama neden çıkamadık? İşte ondan sonra böyle geceden bir başladı fırtınalar, kıyametler. Birbirimize yazmaya başladık. Bak bizim burada hava bozdu diyor. Hadi şimdi sen diyor sen geçlik yapma. Sonra baktım benim burada bozdu. Hüseyin'e dedim muhakkak bak. Giderken dedim ben de senin arkandan çıkacağım dedim çünkü. O da geliyor beni gidecek misin? Gideceğim havaya bak dedim buz gibi battaniye aldım bile o gece ben. Ama Hüseyin geldi. Galiba. Neyse yani. O retrodan dolayı kaldı bizim olay. Diyet olayı. İnternet mi? Ha internetler de bir sakat Hüseyin'e de. Şey diyorum. Merhabalar. Diyet olayını söylüyorum. Ben retro vurdu ya biz hani. Ama gidecektik yani biz diyete. Ne? Şey diyete gidecektim. Yürüyüşe gidecektik ya. Ya çıkaramadım. Suyun ne işin var dolapta? Kızanlar içsin diye mi? Ben yanıyorum. Yanı yanına görür Allah. Evet. Minik o. Ben sağları geri döndüm sen biliyor musun? Ne yaptın? Yok kırmızı fırçam yok. Sağları geri döndüm. Fırça mı? YouTube'u bir. Anladık canım o kadar mı? Allah Allah. Kaşıklığımı arıyorum. Nereden kaşıklığın? Şuna fırça verir misin bana? Onun tam ortada kaşıklıkta o değil. Zeytin ya. Balık yumuşum ona zeytinyağımı da ziyan etmek istemiyorum. Öyle düşünmüyor orada. Şimdi ben bunu çizgisini çektikten sonra makine yazını süreceğim. Bir de yumuşadı diye yağ. Ya bizimkiler şey yapıyorlar işte. Yağla yumuşuyorlar. Ama ben de yağla şey yaptım, açtım. Tamam. Ya bu şimdi gene böyle verilmez üstü ve yağlı olmasın artık. Şunu jilet mi? Ondan sonra mı yağ süreyim? Tabii. Jilet mi? Ya onu jilet yapıyor. Nerede kullanıyorsun? He? Şunu yapalım. Benim ya yavrum. Ne yapayım? Şarkı buldum Hüseyin.
İki saattir dinliyorum, çok güzel. Ay, ben bıktım sen o şarkıyı. Evlerini önce... Biliyor musun onu? Evlerini... He? Sabah akşam dinlettin mi o kadar? Aa, çok güzel. Dur açacağım şimdi, biliyorum şu. E böyle değil mi? Hı. Ya gördün mü karıyı? Hayır ya. He? Aslında onu dışarıda yapacağım, böyle koyacağım. Onca... Bir de böyle yapacağım mı? Yok yok. Bir çizgi. Hı. Arkadaşlar böyle tek tek yapacakmışsınız. Yan yan. Sen oralarına tabanıyor da tekrar sünüyor. Sünsün, pişsin de. Zaten sünsün diye yapıyorlar yani. Sünsün değil, sönsün. Sönsün, sünmek, sünmek. Sönmek değil, sünmek. Lina yavrum, lina. Esmer yavrum, lina. Kimden dinleyeceksiniz? Evlerinin önü yonca yazın arkadaşlar YouTube'a. Lale yazın. Yok hocam, bitti mi? Çok bir sayım var. Var ya, bir şarkıyı açıyorum, bir de tekrarlamayı alırım onu. Hep aynı döner. Sabahtan başlar, akşama kadar aynı şarkı çalar. Hem de ne güzel, yüksek sesten. Hüseyin içeride bazen geliyor burada. Bakıyorum artık diyor ya, değiştir diyor. İşte ben de şey doymam gerekiyor ona. Geçen başka bir şarkıydı. Bak düz oldu, bu olmadı. Yan yapacaktım. Tam ezberleyemedim. Niye? Çünkü dinlemem lazım daha çok. Anamın uğraşması var kız. Baksana o kadar da beze yaptım ben bunu. Ben bunu yapana kadar bu pişer tabii öteki tepsiye. Daha fazla yumuşamasın. Tamam bak böyle. Güzel böyle kesikler attık, tamam mı? Zaten daha güzel yaparsınız, ben bilmiyorum. Ben şimdi öğreneceğim. Ama kesin sizi geçerim. Ondan sonra böyle tereyağı süreceksiniz. Altı yağlı değil ama üstü olsa olur değil mi? Altı da zaten şey olacak. Deme ya, deme. Bilmiyorum ben. Tam öyle değil. Sen nereden bileceksin? Ben bilmiyorum. Ne soruyorsun o bana? Yürütebilirsin. Akıllı bana ne olsun canım? Hüseyin. Ha. Evlerinin önü onca. Evlerinin önü onca. Sonrası yok. Sen sana hava söyledin. Öğreneyim, söyleyeceğim sana mikrofonda. Lina yavrum lina, esmer yavrum lina. Gitti bak. Şarkı söylüyorum, cezana vermesin. İçeri gidiyorsun. Lina lina. Bayağı böyle boldan boldan koyduk. Arap yağı bol bulunca katmere sürermiş. Katmere. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Adını indireceğim şimdi. Nasıl ama? Evet. Şimdi bekleyecek misiniz? Beklesin. Pişmesine. Sonra tüm bekleyin şimdi. Bence siz beklemeyin. Beklemeyin, ben videonun devamını sonra atayım değil mi? Beklemiş gibi. Sürpriz biliyorum. Olsun. Beklemiş gibi. Bir anneme de bakayım. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Şimdi kese şeyi izliyordur odada. Yemedi. Odada fırçaydı. Anne ben geliyorum. Ben geliyorum. Ne? Anne video çekeceğim seni. Video çekeceğim. Seni. Neden? Nasıl neden? Ne yapacağım
Seni koymayayım mı? He? Koymayayım mı videoya? İçeriğim olsun. Akşama mı çıkacaksın? Söz mü? Çıkacaksın ama tamam mı? Takipçilerim seni bekliyor halk. Ay. Aa, ne yapıyorsun? Ay, hiç istemiyorum vallahi şimdi. Başörtü tak. Ne diyeceğim, ne anlatacağım? Annem de aynı. Alışmadı Ayla. Alıştı da canı istemiyor çekinmek. Ay, çok yağ sürdüm üstüne. Vallahi üstüne çok yağ sürdüm. Tüh tüh tüh. Neyse, o tecrübe bunlar, tecrübe. Altı yağsız ya bir şey olmaz. Şey yaparız böyle, altına bandırırız yağsını. Çok geldi üstüne. Evet arkadaşlar. Ben şimdi hemen pirinci şey yapayım, koyayım. Suda bekleteyim bir güzel. Bundan sonra diğerlerini de halledeyim. Pişmiş halini de gösteririm. Hem ondan sonra zaten biraz çamaşır katlarız. Biraz da annemlerle, Hüseyinlerle sohbet ederiz. Oldu mu böyle? Elim alışsın, sizin de ayağınız alışsın. Tamam. Hadi Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.